Merhaba değerli izleyicilerimiz. Annemin elinden kanalımıza ve mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere gerçeğini aratmayan çok basit, isterseniz iftarda yapabileceğiniz, isterseniz de bayramda misafirlerinize ikram edebileceğiniz bir baklava tarifimiz var. Şerbetin tam çeken, tam kıvamında Yapımı çok kolay olan, lezzeti çok çok güzel olan yalancı baklavamızın tarifine hemen geçelim. Tarifimize ilk olarak tatlımızın şerbetini hazırlamakla başlayalım. Çünkü şerbetini soğuk olarak dökeceğiz. Tenceremizi ocağa alalım. Üzerine 3 su bardağı şeker ilave edelim. Daha sonra 3 su bardağı da su ilave edip bir dilim limon ekleyelim. Şerbetimizi yüksek ateşte kaynamaya bırakalım. Kaynadıktan sonra 15 dakika kadar daha kısık ateşte pişirelim. Kıvamlı bir şerbet elde edelim. Çünkü şerbetimizin kıvamı az olursa tatlımızda hamurlaşma olabilir. Şerbetimiz istediğimiz kıvama geldi. Hazır. Soğuması için bir kenara alalım. Bu sırada da biz baklavamızın hamurunu hazırlamaya geçelim. Yoğurma kabımıza öncelikle 1 su bardağı sıvı yağ alalım. Üzerine 1 su bardağı sütü ekleyelim. Bu arada malzemelerin hepsinin oda ısısında olması gerekiyor. 1 yumurtayı da ilave edelim. Daha sonra 1 paket kabartma tozu. 1 paket vanilya. 1 fiske de çay kaşığı kadar da tuz ilave edelim. 1 yemek kaşığı sirkemizi de üzerine ekleyelim. Bakın hemen kabartma tozunu aktifleştirdi sirke. Daha sonra çırpıcı yardımıyla güzelce çırpalım. Sıvı malzemelerimizi güzelce çırptıktan sonra üzerine bir su bardağı nişastamızı ilave edelim. Nişastamızda pürüzsüz hale gelene kadar güzelce çırpıcı yardımıyla çırpalım. malzemelerimiz güzelce karıştı artık çırpıncımızı çıkartalım ve un ilave ederek elimize yoğurma işlemine geçelim biz toplamda buçuk su bardağı kadar un kullandık ama her zaman söylediğimiz gibi unu kontrollü bir şekilde ilave edelim malzemelerimizin kalitesine göre un miktarı değişebilir bu arada baklavamızı alt üst ayarı 180 derecede önceden ısınmış fırında pişireceğimiz için fırını açmayı unutmayalım Bu aşamada yoğurma işlemi çok önemli. Baklava hamurumuzun özlü, kıvamlı, yumuşak bir hamur olması gerekiyor. O yüzden yoğurma işlemimize çok dikkat etmemiz gerekiyor. Daha önce de söylediğim gibi biz, biz toplamda üç buçuk su bardağı kullandık. Ama siz malzememinize göre, hamurun kıvamına göre un miktarını kendinize göre ayarlamalısınız. Yavaş yavaş hamurumuz toparlanmaya başladı. Toparlandıktan sonra da rondoda çektiğimiz bir su bardağı ceviz içimizi içine ekleyeceğiz. Yalancı baklavamızın hamuru eğer ki çok sert olursa şerbeti içine çekmeyebilir. Ya da çok yumuşak olursa da hamurlaşma olabilir. O yüzden kıvamı çok önemli. Bakın yumuşacık, esnek, güzel bir hamur elde ettik. Hamurumuzu güzel de yoğurduk. Kıvamı çok güzel oldu. Artık bir su bardağı cevizimizi ilave edebiliriz. Bir su bardağı cevizimizi ilave ettikten sonra güzelce yoğurma işlemine devam ediyoruz. Her yerine ceviz karışacak şekilde homojen bir karışım elde edene kadar yoğurma işlemimiz devam ediyor. Cevizlerin hamurun her yerine karışacak şekilde yoğurma işlemine devam ediyoruz. Özlü kıvamlı güzel bir hamur elde etmek istiyorsak yoğurma aşaması çok önemli. Sabırla güzel bir şekilde yoğuruyoruz. Bakın hamurumuz hazır. Tekrar kıvamını göstereceğim. Esnek, kolay şekil alabilen bir hamur elde ettik. Gördüğünüz gibi tarifimizde katı yağ yok. Sıvı yağ ile çok güzel kolay bir baklava yapacağız. Hazırladığımız hamuru yağladığımız büyük boy yuvarlak borcam tepsimize alalım. Daha sonra elimizin yardımıyla her yeri eşit kalınlıkta olacak şekilde tepsimize güzelce yayalım. Yalancı baklava tarifimiz gerçekten çok kolay. Ne oklava ne merdane hiçbirini kullanmıyoruz. Tepsiye elimizle güzelce yaydıktan sonra burada önemli olan noktada tepsinin her tarafına eşit bir şekilde yaymak. En son üzerine elimizle güzelce düzeltelim. Borcam tepsimize güzelce her yeri eşit şekilde yaydığımız hamurumuzu kesme işlemine geçebiliriz. Biz yıldız baklava şeklinde kesmeyi tercih ettik. Daha güzel görüntü oluşturduğu için. Ama sizin kolayınıza gidiyorsa kare baklava şeklinde de kesebilirsiniz. Videomuzda da ayrıntılı bir şekilde yıldız baklava kesiminin nasıl olduğunu gösterdik. Buradan da faydalanarak yıldız baklava şeklinde keserseniz de çok güzel olacaktır. Önce hamurumuzu dörde böldük. Daha sonra aralarından kestik. 8 parça oldu. Daha sonra da yıldız baklava şeklini verecek şekilde kesim işlemine devam ettik. Dediğim gibi videonun bu bölümünü güzelce izlerseniz kolaylıkla yıldız baklava şeklinde kesebileceksiniz. Daha önce belirttiğim gibi normal kare kare de kesebilirsiniz. Ama yıldız baklava kesmek isteyenler için bu bölümü özellikle ayrıntılı bir şekilde uzun aldım. Daha önce de belirttiğim gibi yalancı baklavamızda hamurun kıvamı çok önemli. Çok sert olursa şerbet içine çekmez. Eğer ki çok yumuşak olursa hem hamurlaşma olur hem de dağılabilir. Kesme işlemine devam ediyoruz. Yavaş yavaş yıldız şeklini almaya başladı. Malzemelerimizin hepsini açıklamalar bölümünde yayınlayacağım. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz ayrıntılı bir şekilde. Tatlımızda en önemli püf noktası hamurun kıvamı. Çok yumuşak ya da çok sert olmayacak. Sert olursa şerbetin içine çekmeyebilir. Yumuşak olursa da dağılabilir. O yüzden kıvamını çok güzel ayarlamamız gerekiyor. Ayrıca şerbetin kıvamı da çok önemli. Çok sıvı olmayacak. Biraz yoğun kıvamda olacak. Yalancı baklavamız dilimlendi. Gerçekten şekli çok güzel oldu. Pişmeye hazır. Alt üst ayarı 180 derece fırınımızda güzelce kızarana kadar altı üstü çok güzel kızarana kadar pişiriyoruz. Görüyorsunuz baklavamız pişti. Altı sarısı şeklinde kızarmış. 5 dakika ilk sıcaklığı geçene kadar bekletiyoruz. Daha sonra soğuttuğumuz şerbeti üzerine döküyoruz. Şerbetini tamamen döktükten sonra 2 saat kadar şerbeti çekmesi için dinlenmeye bırakalım. 2 saat sonunda şerbetini çok güzel içine çektiğini göreceksiniz. 2 saatin sonunda baklavamız şerbetini çok güzel çekti. Artık süslenmeye hazır. Ama gerçekten sade de çok güzel gözüküyor. Biz süslemek için toz fıstık kullandık. Siz dilerseniz çekilmiş ceviz, dilerseniz Hindistan cevizi kullanabilirsiniz. Dediğim gibi süslemeden de gayet güzel gözüküyor. Görüntüsüyle, lezzetiyle gerçek baklavayı aratmayan bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Özellikle baklava açamam diyenler sizin için kurtarıcı bir tarif mutlaka deneyin. Tatlımızı süsleme aşamasında bitirdikten sonra artık servis yapabiliriz. İsterseniz iftar sofralarında, davetlerde, bayramlarda, beş çaylarında her türlü misafirlerinize, kendinize yapacağınız çok güzel kolay bir tatlı tarifi. Size şerbetin ne kadar güzel çektiğini de göstermek istiyorum. Bakın hiçbir dağılma olmadı. Hiçbir hamurlaşma olmadı. Bu noktada şerbetin kıvamı ve hamurun kıvamı çok önemli. Videomda ayrıntılı bir şekilde püf noktalarını belirttim. Yine de sorularınız olursa yorumlar kısmında yazarsanız gördüğüm anda cevaplamaya çalışacağım. Bugün yine çok güzel bir tarifimizin sonuna geldik. Bizi izleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Desteklerinizi bekliyoruz. Abone olup bildirimleri açarsanız yeni tariflerimizden hemen haberdar olursunuz. Başka tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.